Mutlu akşamlar. Takvimler 4 Şubat 2019 Pazartesi'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Nazlı Yılmaz. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için süre hızla daralırken siyasi yarışta her geçen gün renkleniyor. Belirlenen adaylar sahada seçmenle buluşurken kıyasıya rekabetin yaşanacağı iller arasında Ordu da yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi için iki güçlü isim, eski bakanlar Doktor Mehmet Hilmi Güler ve İdris Naim Şahin yarışacak. AK Parti'nin adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler sahaya indi. Bu hafta İyi Parti'nin ismini açıklamasıyla birlikte İdris Naim Şahin'in de hızlıca çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday ismini açıklamadığı tek büyükşehir belediyesi ise Ordu. CHP İyi Parti'yi mi destekleyecek yoksa bir aday çıkaracak mı sorusu halen yanıt bekliyor. Bu haberle birlikte bültenimiz başlıyor. Ordu'da siyaset yarışı kızışıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde iki güçlü isim arasında kıyasıya rekabet yaşanacak. AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Hilmi Güler sahaya indi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Güler'i desteklemesiyle birlikte Güler Cumhur İttifakı'nın adayı olmuş durumda. Bu hafta İyi Parti'nin ismini açıklamasıyla birlikte İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in de hızlıca çalışmaya başlayacağı öğrenildi. İlle de İdris Naim Şahin. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında yapılan Millet İttifakı'nda Ordu'da uzun süre devam eden görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı. Demiş ki il başkanımız, biz Meral ablayı sıkıştırdık mı çantadan tavşan çıkarıyor. Yani şu hareketi yaparak İdris Bey'i ikna etmem gibi bir şeyle karşı karşıyayız ama gerçekten İdris Bey'in, Sayın Bakan'ın Ordu'da ciddi bir karşılığı var. Sessiz kalmamızı mı bekliyor birileri? Çok beklersiniz. Ancak İyi Parti eski bakan Şahin'le anlaştı. Şahin'in adaylığı ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday ismini açıklamadığı tek büyükşehir belediyesi ise Ordu. Bu anlamda görüşmelerin halen devam ettiği Ordu için nasıl bir sonuç çıkacak, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'yi mi destekleyecek yoksa bir adayı çıkartacak mı merak ediliyor. Ancak kulislere yansıyan son bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aday göstermeyerek AK Parti döneminde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin'in önünü açacağı konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ünye'de ise aday çıkarmayacak. Burada da İyi Parti adayı desteklenecek. İyi Parti ise buna karşılık Altınordu'da aday çıkarmayacak ve burada Cumhuriyet Halk Partisi adayı Birol Yılmaz desteklenecek. Bu tabii çok büyük bir onur her şeyden önce. Yanı sıra da çok çok büyük bir sorumluluk. Cumhuriyet Halk Partisi eğer aday göstermezse Büyükşehir Ordu'da seçim iki eski bakan İdris Naim Şahin ile Mehmet Hilmi Güler arasında geçecek. Hayırlı olur inşallah. Altınordu Ziraat Odası'ndaysa seçim heyecanı vardı. Üçüncü olağan kongresini gerçekleştiren Altınordu Ziraat Odası'nda iki listeyle seçimlere gidildi. Mevcut Başkan Selami Akarsu beyaz listeyle seçime girerken rakibi Necat Avcı ise sarı listeyle yarıştı. Kongre biraz olaylı başladı. Muhalefette bulunan sarı liste üyeleri mevcut Başkan Selami Akarsu'nun bazı delegelerinin delege üyesi olmadığını iddia etti. Bunun üzerine salonda tansiyon yükseldi. Yapılan olağan kongrede ise ipi göğüsleyen taraf mevcut Başkan Selami Akarsu'nun listesi oldu. Altınordu Ziraat Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Altınordu Ziraat Odası 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Altınordu Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen 3. Olağan Kongre'de iki liste yarıştı. Beyaz listede mevcut Başkan Selami Akarsu bulunurken sarı listede rakibi Necat Avcı oldu. Kongre ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Burada şu var değerli delegelerimiz, ziraat odalarımız, çiftçilerimizin
temsil ettiği bir yer olarak en önemli yer. Çiftçilerimizin tek temsil edildiği, hak ve taleplerinin, menfaatlerinin savunulduğu ziraat odalarıdır. Tabii ki biz burada Ordu ilinde bu mücadeleyi yaparken gerçekten Ordu ilinin de tarımının bölgede, Türkiye'de çok önemli bir yerinin olduğunu biliyoruz. Ordu'da yaklaşık 120 bin kayıtlı çiftçimizle beraber mücadele ediyoruz. Daha sonra kürsüye çıkan isim Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu oldu. Başkan Akarsu, başkanlık sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Her yıl bünyemizde bir çok büyük bir oda olarak 2027.500 üyesi olan odamız her gün büyüyerek 34 bin sayısına ulaşmış büyük bir odayız. Allah izin verirse inşallah bundan sonra süreçte daha da büyüyeceğini biz umuyoruz. Tabii bu süreçte her 3 ayda bir eğitim seminerleri yapıyoruz üreticilerimize. Bunun özellikle Gülyalı bölgemizde 34 tane eğitim verdik üreticilerimize. Devamında tüm köylerimizde cuma günleri tekrar toplantılar yaparak üreticilerimizi bilgilendirme toplantıları yaptık. Bunu özellikle bu konuda dikkatli olduk ve gitmek üzere çok bir yoğun çaba sarf ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu süreçte de birinci günümüzde neyse 4 yılın son gününde aynı düşünceyle makamlardan güç alarak değil, makamlara güç vererek zihniyetiyle çıktığımız bu yolda ben genel kurulumuzun tüm üreticilerimize, tüm delegelerimize hayırlı uğurlu olması temennileriyle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Söz almak için divan başkanlığından izin isteyen başkan adayı Necdet Avcı kürsüye çıktı ve Başkan Akarsu'nun mali ve faaliyet raporunu eleştirdi. Bir mali rapor ve faaliyet raporu okundu. Allah'ını severseniz bu mali raporu işinize sindirdiniz mi? Anlayanınız var mı? Hayır, var. Bana söyleyin. Varsa anlatın. Çıkın buradan söz. Bütün faaliyet raporunu, mali raporu, hesap özetlerini, alacakları, verecekleri yazmışız. Delegemize vermişiz dosya halinde. 15 gün öncesinden. Şimdi buradan yangından mal kaçırırcasına bir rivayete göre 4 trilyon, bir rivayete göre 3,5 trilyon borcu olan bir odanın mali raporunu işinize sindiriyor, oyuluyorsanız siz bilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben bu mali ve faaliyet raporuna el kaldırmayacağım ve oylanacağım. Bunu bilinmesini istiyorum. Yapılan konuşmanın ardından mali ve faaliyet raporu delege üyelerine sunuldu ve oylama yapıldı. Mali tablonun onaylanmasının ardından salonda tansiyon bir anda yükseldi. Delege olmayanlar var içeride. İçeride yer olmadığı için. Oynamaya Necat Bey. Necat Bey. Ya bakın. Burayı başkalarının. Necat Bey. Burada divan haricinde burayı yönetmeye kalkmayın. Necat Avcı'nın listesinde bulunan delege üyeleri onay veren beyaz listedeki bazı kişilerin delege olmadığını iddia etti ve iki grup arasında tartışma çıktı. Bir dakika beyler. Delege olmayan arkadaşlar. Lütfen bir saniye. Tartışmanın tansiyonu yükseldi, iki grup birbirine girdi. Yaşanan arbede sonrası salona güvenlik güçleri davet edildi. Güvenlik güçleri olayı yatıştırdı. Daha sonra olaylı kongre kaldığı yerden devam etti. Gergin geçen kongrede oylama yapıldı. Kongrede 105 delege oy kullandı. 2 oy geçersiz sayıldı. Beyaz listeyle yarışan mevcut başkan Selami Akarsu 60 delegenin oyunu aldı. Rakibi Necdet Avcı ise 43 delegenin oyunu alabildi. Yapılan kongre sonucu mevcut başkan Selami Akarsu yeniden Altın Ordu Ziraat Odası'nın başkanı oldu. Öte yandan kongre sonrasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mevcut Başkan Selami Akarsu'nun listesinde yer alan Atakan Akça, yönetim kurulunun oluşturulacağı sırada adayım diyerek büyük şok yaşattı. Genel kurulun kendi arasında yaptığı seçimde 21 üyeden 10 oyu Selami Akarsu alırken 11 oyu alan Atakan Akça, Altın Ordu Ziraat Odası'nın yeni başkanı seçildi.
Bu beklenmedik çıkış sonrası seçimi kazanan Atakan Akça, Selami Akarsu'yu son dakika manevrasıyla şaşırtıcı bir şekilde saf dışı bırakmış oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 4 Şubat 2019 pazartesi yani bugün resmen başladı. Tüm yurtta olduğu gibi ordu ilinde de öğrenciler ders zilinin çalmasıyla birlikte okullara gitti. Ordu'da 129 bin öğrenci ders başı yaparken 9 bin öğretmen ve idareci de görevlerine başlamış oldu. 17 Eylül 2018 pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Yarı yıl tatili için 21 Ocak'ta eğitim öğretimi ara verildi. Milyonlarca öğrenci takvim yaprakları 4 Şubat 2019 pazartesi tarihini gösterdiğinde ikinci yarı için ders zilinin çalmasıyla birlikte okullara koştu. Ordu'da 618 okul, 6456 derslikte, 129695 öğrenci ve 9604 öğretmen ve idareci için 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat dönemi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Ordu'nun Gölköy ilçesi Gölköy Fatsa yolunda son 2 aydır meydana gelen heyelanlar nedeniyle asfalt yolda çatlaklar oluştu. Tedirgin olan yöre halkı bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Çatak mahallesinde Gölköy Fatsa yolu üzerinde son 2 ayda çok sayıda heyelan meydana geldi. Bölgede yıllarda olan kaymanın son aylarda daha sık meydana geldiğini söyleyen yöre halkı çözüm bekliyor. 8 sene önce bir göçtü. Tekrar bir daha şey yaptılar burayı. Şey yaptılar değil yani öyle kaldı. Doldurdular üzerine. Bir dolgu geçti. Geçen sene de burayı yardılar böyle. Yolun içerisinde 1 metre 80 santim taş doldurdular. Taşın içine dolan su burayı bu sefer şey yaptı. Bu sefer Çetinli Muhtar'a dedim ki böyle buraya bir dilekçe verin. Verdim Hilmi abi dedi. Ben buraya bir dilekçe verdim. Benim buraya için dilekçem var dedi. Ne gelen var, ne giden var, ne bakan var. Bir sefer geldiler. Buraya devletin gücü yetmez demişler. Gitmişler. Burası böyle. Hap vaziyette böyle gidiyor. Burası yarın öbür gün göçecek. Böyle mi yapılacak? Buranın bir altyapısı yapılacaktı. Buraya bir drenaj koydular. Drenaj 80 santim yok. Yerin altından çekmesi lazım buranın suyu. Şuradaki suyu yüzeye çıkarsalar orada birkaç gün mesela makine çalışsa o su yüzeye çıkarsa bu mahalle de kurtuluyor. Mesela bu sadece ben değil. Bu mahalle komple risk altında. Komple şöyle gitsen baksan komple yürüyor yani burası. Evet. Komple yürüyor. Gölköy'ün Çetilli, Ahmetli, Çatak ve Tazvara mahalleleriyle Fas ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda yarıklar oluştuğunu, yolun hala onarılmadığını kaydeden Çetilli Mahalle Muhtarı Celal Çelik, bölgede gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yapılmasını istedi. Yol projesi yapılırken yetkilileri defalarca uyardığını belirten Muhtar Celal Çelik, bölgede toprak kayması olduğunu belirtmeme rağmen dolgu yapıp üzerinden yol geçirdiler. Şimdi yol çöküyor. Yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulmalarını bekliyoruz, dedi. Çatak Mahallesi Muhtarı Hilmi Somuncu ise konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini, bölgede gerekli tedbirlerin alınması için çalışma yapılmasını beklediklerini söyledi. Mart mahalle idareler seçimlerine artık günler kala siyaset sahnesinde seçim yarışı tüm hızıyla sürüyor. Partiler ve adaylar seçim öncesi sahada mesai harcıyor. Seçmen yerel seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını seçecek. Seçimler öncesi Ordu'da 19 ilçe belediyesi ve büyükşehir özelinde belediye meclis üyelerinin sayısı da belli oldu. Arka yüzünde gördüğünüz gibi sandık kurulu. Türkiye 31 Mart 2019 pazar sabahı bir kez daha sandık başına gidecek. Yerel seçimlere aylar kala siyaset sahnesinde hareketli günler yaşanıyor. Partiler ve adaylar sahada yoğun bir mesai harcıyor. Seçmen yerel seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını seçecek. Yerel seçimler öncesinde Ordu'da 19 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinde görev alacak olan meclis üyelerinin sayıları açıklandı.
Buna göre 19 ilçe belediyesinde toplam 264 meclis üyesi seçilecek. Belediye meclis üyeleri için partilerde ciddi yoğunluk da yaşanıyor. İlçelerin meclis üyesi oranına göre 56 meclis üyesi Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi 20'si belediye başkanı, 56'sı ise meclis üyesi olacak ve toplam 76 üyeden oluşacak. Belediye meclis üyeliklerinde ise ilçe sayıları şu şekilde olacak. Akkuş 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği üye sayısı 3, Altınordu 31 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayısı 6, Aybastı 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, Çamaş 11 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 2, Çaybaşı 11 kontenjan, Büyükşehir'e göndereceği sayı 2, Çatalpınar 11 kontenjan, Büyükşehir'e göndereceği sayı 2, Fatsa 31 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 6, Gölköy 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, Gülyalı 9 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 1, Gürgentepe 11 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 2, İkizce 11 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 2, Korgan 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, Kumru 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, Kabadüz 1 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 1, Kabataş 11 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 2, Mesudiye 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, Perşembe 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, Ulubey 15 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 3, son olarak Ünye 31 kontenjan, Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceği sayı 6 olarak belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürgentepe Belediye Başkan adayı İsa Yazıcı ev ev, kapı kapı dolaşarak seçmenle kucaklaşıyor. Yazıcı, Gürgentepe'nin Tepeköy ve Işıktepe mahallelerinde vatandaşla buluştu, soruları cevapladı. Seçim yarışında destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürgentepe Belediye Başkanı da İsa Yazıcı sahada sıkı bir mesai veriyor. Her gün ayrı bir noktada seçmenle buluşuyor, destek arıyor. Belediyemizin en büyük kasabası burası. Seçim çalışmaları kapsamında Gürgentepe'nin Tepeköy ve Işıktepe mahallelerinde vatandaşla buluşan Yazıcı soruları cevapladı. Neden belediye başkanı olmak istediğini anlattı, birlikteliğin önemine dikkat çekti. Işıktepe, Gürgentepe'nin en önemli mahallesi dedik, değil mi? Evet. Öncelikle buranın mahalle olma özelliğini kazandırmamız lazım. Öncelikle buraya. Bizim Gürgentepe. Bu özelliği kazandırabilmemiz için de başta çok değerli hocam söyledi. Başta gerçekten okul ve sosyal yaşamı ayakta tutacak, diri tutacak, canlı tutacak değerlerimizi Işıktepe'mizde ve bu şehrimizde buluşturmak zorundayız. Bunun için de hakikaten şehri bilen, bu yöreyi çok iyi tanıyan ve Ordu şehrinde kamu kurum ve kuruluşlarını çok iyi bilen bir arkadaşınız olarak size de bu Işıktepe'de gün gösterme, güneş gösterme, ışık gösterme adına inşallah çok şey yapabileceğimizi ben biliyorum. Ama söylediğiniz çalışmaların sonuna kadar arkasındayım. Gürgentepe'nin Işıktepe, Tepeköy gibi tüm mahallelerinin sorunlarını bildiğini, sahaya hakim olduğunu vurgulayan Yazıcı, özellikle yapılmayan yollar için söz verdi. Bizim irademiz sizin gücünüzle Gürgentepe'yi değiştireceğiz, tüm sorunlarını çözeceğiz dedi. Işıktepe'nin bu değerini, kıymetini hakikaten bütün ordumuzla, orduyla paylaşmak zorundayız. Demek ki bizim yol sorunumuz olmamalı. Elektrik sorunumuz olmamalı. Caddelerde lamba sorunumuz olmamalı. Yanmıyor. Evet, bununla ilgili de siz Işıktepe'nin dostlarla birlikte inşallah bu görev bize tevdi edildiği takdirde inanın Işıktepe'ye karargah kuracağız. Yazıcı istek ve talepleri not aldı. Siyaset sahnesinde hareketli günler de sürüyor. AK Parti'de istifalar devam etti Kabadüz ilçesiyle birlikte. Daha önce Perşembe'de ve Fatsa ilçesinde yaşanmıştı istifalar. Bu kez Kabadüz kurucu ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Yılmaz AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. AK Parti'de ilçelerde istifa haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti'de kurucu Kabadüz İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz partisinden istifa etti.
Mehmet Yılmaz'ın yeni durağı belli oldu. Yılmaz İyi Parti çatısı altına girdi. Mehmet Yılmaz'ın İyi Parti'ye üyeliği sırasında yanında Kabadüz eski belediye başkanı Orhan Aktaş'la eski İl Genel Meclis üyelerinden İsmet Altuntaş da yer aldı. Mehmet Yılmaz'ın İyi Parti'den Kabadüz belediye başkan adayı olarak gösterileceği bildirildi. Ordu Arıcılar Birliği Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde bir panel düzenledi. Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen panele protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda arıcı katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde arıcılık paneli düzenlendi. Panele Vali Yardımcısı Adem Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, Birlik Başkanları ve çok sayıda arıcı katılım gösterdi. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, projelerine başladıklarını ifade ederek bir arı sürüsü oluşturduklarını kaydetti, verilen destekler için teşekkür etti. Projemize başladık. Sinop, Samsun, Ordu ve Giras illerinden topladığımız 200 arıyla bir arı sürüsü oluşturduk. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 3 yılın sonunda sizlere ürettiğimiz materyali sunup, yani bölgemizin arasını sizlere sunmuş olacağız. Panelde konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, arıcılık denildiğinde akıllara ordunun geldiğini söyledi. Vekil Gündoğdu, eksiklikler ve sıkıntıların bulunduğunu fakat çözüm için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti. Arıcılık deyince Türkiye'de ilk akla gelen ilk ordu. Çünkü Türkiye arıcılığının başkenti ordu. Bu kapsamda hem arıcılar birliğimize hem de orada arıcılık yapan siz değerli hemşehrilerimize ben teşekkür ediyorum. Arıcı hemşehrilerimize, üreticilerimize ilgili elbette ki eksiklerimiz var, sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar, bu eksiklikleri arıcılar birliğiyle birlikte çözmek için elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ediyoruz. Vali Yardımcısı Adem Öztürk ise ildeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Arıcılığın ekonomiye katkısına vurgu yaptı. İlimizde arıcılığın gelişimiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. İlimiz yaklaşık 600 bin ton yağlı ve 17 bin ton bal üretiminde ülkemiz bal üretiminde ilk sırada yer almaktadır. İlimizde yaklaşık 3 bin aile sahip ve bezginci arıcılıkla uğraşarak geçimini sağlamaktadır. Arıcılarımız sadece bal üretimiyle limit ekonomisine yılda yaklaşık 250 milyon Türk lirası katkı sağlamaktadır. Bal üretiminin yanında oldukça önemli ve maddi getirisi yüksek ürünler olan kolye, propolis ve arı suyu gibi yan ürünlerde de limit ekonomisine ciddi katkı sunan 13 adet ana arı, 30 adet arı sütü ve 350 adet polen üreten işletmemiz bulunmaktadır. Panel kapsamında katılımcılara Sancar Esen tarafından sunum yapıldı. Dünyanın etrafını 6 kez dolaşacak kadar çok uçuyor. Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yaparak göreve getirilen Ordu Dernekler Federasyonu'nun yeni yönetimi kahvaltı düzenledi. İstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve protokol mensuplarının yer aldığı kahvaltıda ordunun tanıtımı adına neler yapılabileceği masaya yatırıldı. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. Evet, buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. Yapılan genel kuruluyla Ordu Dernekler Federasyonu Başkanlığı'na getirilen önceki dönem başkanlarından Sabri Çelebi kahvaltı programı düzenledi. İstanbul'da Boğaz manzaralı bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltıya İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, STK ve basın kuruluşu temsilcileri katıldı. Kahvaltı programı konuşmalarla başladı. İlk sözü Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Çelebi aldı. Çelebi konuşmasında derneklerin önemine değindi, yapacakları çalışmalardan ipuçları verdi. Hayırlısıyla ordumuzun, gurbetteki orduların birlik ve beraberliği adına daha güzel, iyi, daha ileriye doğru projeleri gerçekleştirmek adına göreve talip olduk. Önceki projenin devamı olarak tabii ki ordulara ve İstanbul'a kazandırmış olduğumuz
Ordu günleri, kültür gününü çok önemsiyorum. Çünkü bugün bu Ordu günleri, kültür günü İstanbul'da diğer illerin de birçoğunun yapmış olduğu ve her yıl hemşehrilerimizin bunu dört gözle beklediği bir ordu buluşmasını gerek İstanbul'da, gerek Marmara bölgesinde, gerek de Ordu'daki hemşehrilerimizin, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin katılımıyla bir coşku ve bir buluşmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Ve bundan sonra da bugünü önemsiyoruz ve bunlara devam edeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekinter ise konuşmasında bir hizmetin diğer bir hizmeti tetiklediğini belirterek, öncelikli sorunları tek tek tespit edip üzerine doğruca gidersek problemin çözümünü hızlandırabiliriz dedi. Ben şöyle geriye doğru baktığım zaman, şimdi Ali Bey burada, Ordef'te, Celalettin Bey burada, Salih Bey burada, Sabri Bey burada bakıyorsunuz. Yılları geriye doğru bırakmış olan bir federasyonun dört temsilcisi, dört genel başkanı bir arada. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor ki biz birbirimizden korkmuyoruz. Aynı bağ içerisinde, aynı arzu içerisinde bu bağı ve birliği korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Aynı şeyi vakıflar için söylüyoruz. Aynı şeyi platformlar için, aynı şeyi konfederasyonlar için söylüyoruz. Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi bildiğiniz gibi örgütlü toplumdur. Örgütlü toplumun da en önemli parçalarından bir tanesi sivil toplum kuruluşlarıdır. Bugün bu yapıyı burada en güzel şekilde görüyoruz. Orduya hizmet eden, ordulu hemşehrilerimizi bir araya getiren birçok dernek, federasyon çatısı altında güzel bir örgütlenme de ortaya çıkarmış. Bu federasyon sizleri, bizleri zaman zaman bir araya getirerek böyle güzelliklere imza atmaktadır. Kahvaltı programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Çatalpınar Ziraat Odası'nda da genel kurul heyecanı yaşandı. Genel kurulda mevcut yönetim kurulu başkanı Orhan Ada seçimi yeniden kazanarak güven tazeledi. Ordu Çatalpınar Ziraat Odası Genel Kurulu hafta sonu gerçekleştirildi. Çatalpınar Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla başladı. Ziraat Odası Genel Sekreteri Cemalettin Şirkeklik tarafından Çatalpınar Ziraat Odası'nın 4 yıllık faaliyet raporları ve gelir gider tabloları okundu. Çiftçi kutupları tutulmuş, eski tutulanlar düzeltilmiş, tüm çiftçi kutupları bilgisayar ortamında geçirilmiştir. 2. Yine bölgemizde faaliyet gösteren tarım ilaç firmalarının bölge müdürleriyle temas sağlanarak fındık zararları ilaçları, sebze meyve ve ambar zararları, toprak altı zararları ilaçları, ev haşarı ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tüm sebze tohumları çeşitlerine ilave olarak canlı sebze fide çeşitleri de temin edilerek maliyet fiyatlarının çok az üstünde bir fiyatta odamız üyelerinin hizmetine sunulmuştur. 3. Fındıkta çalışan işçilerimize diğer girdiler için fiyat belirleme toplantılarına, fındık maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili toplantılara, ürün çalışma grubu toplantılarına ve üretici adına yapılan her türlü toplantılara katılım sağlanmış, üreticilerimizin en iyi bir şekilde temsilciliği yapılarak onların her türlü menfaatlerini koruması için yoğun bir çaba ve gayret gösterilmiştir. Yani halk 5. sıralı olacak, 4. sıralı hiçbir farkı yok. Daha sonra seçimlere geçildi. 23 delegenin oy kullandığı genel kurulun ardından sandıklar açılıp oylar sayıldı. Başkanım oy mu kullandık yine? Evet. Yok. Seçimler sonucunda Orhan Ada 19 delegenin oyunu alarak 4. kez başkan seçildi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sayın
Değerli seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan ordunun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat Satış Ofisi'nde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Seçim çalışmalarına devam eden Ulubey Bağımsız Belediye Başkan adayı Alparslan Çalışkan, İstanbul'da bulunan Sayacalılar Derneği'nde hemşerileriyle buluştu. İşte Alparslan Çalışkan'ı diğer adaylardan farklı kılan budur. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam eden Ulubey Bağımsız Belediye Başkan adayı Alparslan Çalışkan, İstanbul'da yaşayan Ulubey Sayacaköy Derneği tarafından düzenlenen programda hemşerileriyle bir araya geldi. 2019 yılında bu ihtiyaç hasıl olmamış olabilir ama belediye başkanı seçildiğimizde 2020 yılında böyle bir ihtiyaç hasıl olduysa bunu çözeriz. Anlıyorum ki böyle bir talep var, bu da çözüm. Bu sorunun cevabı budur. Yani yardımcı olunmayacak anlamına gelmiyor ve kesinlikle Ulubey Dernekler Federasyonu'nun kurulması gerektiğine inanıyorum. Bunun kurulmaması bir eksiklikti. Aynı zamanda kendi köyü olan Sayacalılarla buluşan Çalışkan, projelerini anlatarak destek istedi. Bahçıvan çıkmış Atatürk'ün evinin üstünü kesiyor, ağacın dalını kesiyor. Niye kesiyorsun diyor. Paşam diyor, bu çınarın yaprakları evin üstüne geliyor diyor. Ya bir çınar yaprağı için diyor, ev için diyor, çınar yaprağı mı kesiyor diyor. Nasıl yapacağız paşam? Evi taşırız diyor. Evi tutuyor, taşıyor. 2019 yılında orman arazisinden tahsil edilen araziyi eşitler, temele gittiler. Üniversitede iptal ettim kardeşim benim. Arsa ormanın protokol üniversitenin. Ben de olsam nasıl yapacağım? Varacağım rektörün yanına, sayın rektörüm. Sen ne istiyorsun böyle? Hay hay. Nereye istiyorsun şöyle? Hay hay. Ne kadar istiyorsun böyle? İşimiz kavga etme meselesi değil. İşimiz hizmet yapma meselesi. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Çalışkan, Ulubey başkanını kendi seçecek, bu sefer Ulubey kazanacak dedi. Ben buraya yazdım, Ulubey'e doğalgaz getireceğim dedim. Getiremezsin dedim. Getiremezsen bir daha da bu milletin önüne çıkıp belediye başkanı adayı olmam dedi. Ama hocam dedi, diğerlerini yaparsan olmam, olmam. Hepimiz şahit olun, bu kardeşiniz Ulubey'e doğalgaz getiremezse bir daha da belediye başkanı adayı değil mi? Burada böyle bir iyi. Pendik Anadolu Yakası Aslan Camii Derneği kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Pendik Anadolu Yakası Aslan Camii Derneği İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'i ağırladı. Cin çok sayıda seçmeniyle dernek kapsamında buluştu. Düzenlenen kahvaltılı etkinliği İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in yanı sıra Pendik Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Abdülkadir Oldu, Aslan Camii Dernek Başkanı İhat Coşkun ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Etkinliğe katılan İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin ve Arslan Camii Dernek Başkanı Nihat Coşkun yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Biz bu meseleleri bir siyasi hedeften ziyade bir dava şuuruyla yapıyoruz. Yani içinde yaşadığımız topluma faydalı olmak, hemşehrilerimize yardımcı olmak, çevreye ne kadar hayırlı hizmet yapabilirsek bunun gayesindeyiz. Yoksa bizim şahsımızda makama gelmiş olmak, gelmemiş olmak çok önemli değil açıkçası. Önemli olan bu vatana hizmet etmek, halka hizmet etmek diyoruz her zaman. Gerçekten bunun bilinciyle bu çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir kamuda çalışıyorum. Artı dernekçiliği yapıyorum. Bu gönül işi, vakit işi, nakit işi hepsi de bize şey yapıyor. Bizim üzerimizde yükümüz. Üyelerimizle beraber bu yükü götürmeye çalışıyoruz. Yerimiz kira. Haliyle iş isteyen var, aş isteyen var. Bize insanlar daha rahat ulaştığı için biz bu sorunlara bir nebze yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize.
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar bölgede keyifli anlar yaşadı. İşte o renkli görüntüler. Ordu'nun Kabadüz ilçesi 2000 rakımlı Çambaşı yaylasında 650 dönüm alanda geçen yıl hizmete açılan kayak tesisi, hafta sonu ve sömestr tatilinin fırsat bilen vatandaşların adeta akınına uğradı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı kayak tesisinde vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Çevre illerden de çok sayıda kişinin geldiği tesiste kızak almak ve TLSC'ye binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kayak tesisinin açıldığı günden bu yana en kalabalık günlerinden birini yaşadığını söyledi. Kayak tesisinin şimdilik %80 kapasiteyle hizmet verdiğini kaydeden Kaya, önümüzdeki süreçte bu kapasiteyi %100'e çıkarmayı hedefliyoruz diye konuştu. Buradaki çalışmaların tamamı önümüzdeki yıllarda da yanlarına yapılacak otellerle de katkılarını daha çok artıracak. İnşallah önümüzdeki Nisan ayında da iş adamlarımızın da ortak karar verip şu anda projesi hazır. Nisan ayında kazmayı vuracakları halde ki proje hazır. Buraya çok büyük değer katacak çünkü konaklamak için gelen il dışından ve yurt dışından gelen hemşehrilerimize konaklama fırsatı verecek. Tatilinin son gününü Çambaşı Kayak Merkezi'nde geçiren öğrenci ve vatandaşlarsa gönüllerince eğlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 3132 metrekarelik alanda inşa edilen cenaze hizmetleri binasında çalışmalar tamamlandı. Cenaze hizmetleri binasında çalışmalar tamamlandı. İçerisinde 6 gasilhanenin yanı sıra birçok birimin de yer aldığı yeni cenaze hizmetleri binasının yakın zamanda açılacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bay ve bayan cenazeleri için ayrı ayrı 3'er adet gasilhane, aynı anda 9 cenazenin tutulabileceği morg, taziye odası, dinlenme odası, idari birimler ve toplantı odasının da yer aldığı modern cenaze hizmetleri binamızda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzel bir mekan ortaya çıktı. Yeni bina sayesinde vatandaşlarımız cenaze hizmetlerinden daha düzenli ve daha hızlı bir şekilde faydalanabilecek dedi. Binanın uzun yıllar vatandaşlara hizmet edecek bir yapıda inşa edildiğini ifade eden Başkan Tekintaş, Ordu ilimiz Türkiye'de en fazla mezarlık alanı bulunan iller arasında gösteriliyor. Hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi hususunda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu bina cenaze hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulması ve halkın memnuniyetini de artırmak amacıyla hayata geçirilen bir yatırımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak cenaze sahiplerinin talep etmesi durumunda cenazenin defnedilmesiyle ilgili her türlü işlemi ücretsiz olarak yerine getiriyoruz. Bu güzel mekanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ordu Ticaret Borsası'nda bugün 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 14 liradan işlem gördü. Altın fiyatları, Cumhuriyet altını 1480 lira, gram altın 220 lira 40 kuruş, çeyrek altın 360 lira 54 kuruştu. Döviz fiyatları ise euro 5 lira 97 kuruş, dolar 5 lira 22 kuruştu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 102.265 puandan işlem gördü.